Donanım Haber'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda güzel bir ürünün kutusundan çıkartacağız. Retro görünüme sahip olan bir müzik çaları olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Hemen kutu açılışıyla başlıyorum. Şöyle alttan paketimizi kaldıralım. Burada bir koruma kılıfı çıkıyor karşımıza. Burada ürünü güç verebileceğimiz bir kablo çıkıyor. Ana ürünümüz burada yer alıyor. Hemen şöyle nereden açılıyor? Buradan açılıyor. Resimlerimizi açalım. Burada bir kullanım kılavuzu var ama bakmaya hiç gerek yok. Ve burada ürünümüz bizleri karşılıyor. Retro görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir tasarıma sahip kendisi. Hemen detaylarıyla başlamak istiyorum. Ön tarafa baktığımız zaman eski nesil radyolara benzeyen bir tasarım yapısıyla beraber karşımıza çıkıyor kendisi. Buradaki kısımlardan ses ayarı yapılabiliyor ki mesela ben şu an ürünü açtım, kapatıyorum. Bataryalı bir yapıya da sahip, yani bağlantı olmadan da kullanabiliyorsunuz. Ön tarafında görebildiğiniz üzere burada bir radyo ayarlayabileceğiniz bir frekans kısmı bulunuyor. Radyo olacak şekilde bu ürünü kullanabilirsiniz ki tasarımdan sonra bunlara detaylarına bakmış olacağız. Burada bir ışık şeyi görüyoruz. Bakın, kendisi de buraya konumlandırılmış durumda. Böyle açtıktan sonra bakın burada bir ışık yanıyor. Aslında bu ürün tam olarak köylerde ya da böyle kampçıların kullanabileceği tarzda bir ürün. Hemen ışığı buradan kapatıyorum. İşlevsel olduğunu söyleyebilirim. Buradan dediğim gibi frekans ayarlanabiliyor. Parçalarınızı değiştirebiliyorsunuz. Peki parçaları nasıl değiştireceğiz? Bakın hemen sol tarafta SD kart yuvasını ve USB girişini görüyoruz. Buradan ürüne bağlantılar yaparak müzik çalmasını sağlayabiliriz. Hemen alt tarafında ise 5 voltluk bir güç girişi de yine bizim karşısına çıkmış oluyor. Arka tarafa geçelim. Burada bir anten görüyoruz. Bu ürün dediğim gibi bir radyo desteğiyle beraber geliyor. Şöyle anten uzunluğuna da bakarsak gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Hemen alt tarafında ise şöyle büyük kısım var. Buraya bildiğiniz üzere böyle çok büyük olan piller var. Bunları ürün içerisine koyarak da kullanım sağlayabiliyorsunuz. Hemen kapakları yeniden kapatacağım. Ve şu kısımdan da şu adaptörümüzü kullanarak ürünü hem şarj edebiliyoruz hem de güçteyken kullanabiliyoruz. Evet, şimdi isterseniz yavaştan performans detaylarına girişelim. Tasarımsal açıdan gerçekten şık bir ürünle burada karşılaştık. Bakın, hemen burada bir bölmemiz bulunuyor. Bu bölme üzerinden farklı platformlara geçişler yapabiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi işte FM, MP3, diğer platformlara geçişler sağlanabiliyor. Ben hemen ürünümüzü açmak istiyorum. Böyle antenlerimizi de açtım. Bunu çevirdiğimiz an çok sahibi olduk ama o insanlar gerçekten 2 milyon Türk. Bakın mesela şu an radyodan bir şey çalıyor. Pınar Karşıyaka. Gerçekten güzel yani. Retro havayı bize hissettirebiliyor. Uzun zaman olmuştu radyo dinlemeyeli. Şimdi buradan radyo kullanabiliyor. Telif için pek fazla açmayacağım. Radyo antenini kapatacağım. Radyodan ses yüksekliği konusunda net sesler elde edebiliyorsunuz. Ama sesi çok yükseğe aldığınız zaman seste bozulmalar tabii ki yaşanıyor. Çünkü radyoda genel olarak yaşadığım şeylerden bir tanesi. Ancak bu ürünü Bluetooth'ta da kullanabiliyorsunuz. Adamlar her şeyi düşünmüşler. Bu arada bu video sponsor bir video değil ama ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantılar üzerinden ürünü de satın alabilirsiniz. Hemen ürünü aktif edelim. Buradan hemen MP3 kısmına geçiyorum. Bakın bir ses geldi. Bu Bluetooth'un açık olduğu anlamına geliyor. Ve ürün şu an telefonuma bağlanmış durumda. Mesela burada bakın ürünün adı görünüyor. MF0186 diye. Parçayı açıyorum. Mesela şu an tam ses yüksekliğinde değilim. Şimdi size parçayı dinletmeyeceğim. Ben bu ürünü zaten daha öncesinde test etmiştim. Daha sonra bu videoyu çekiyoruz zaten. Şu söylenebilir ses performansı ile alakalı. Ses yüksekliği çok başarılı. Hani gerçekten böyle bir ortamda toplandığınız zaman bu ürünü kullanırsanız ses yüksekliği konusunda bir problem yaşamazsınız. Ama ses netliği kısmına geldiğimiz zaman biraz daha performansın düşük olduğunu görebiliyoruz. Özellikle baslar hiç yok. Yani bas vurgulu bir şey geldiği zaman o cızırtıyı sizler hissedebiliyorsunuz.
ürünün fiyatı 230 lira. Aslında baktığımız zaman bu kadar her şey bünyesi bulundurmasını göz önüne aldığımız zaman bence tercih edilebilecek bir ürün olarak görünüyor. Yani hem tasarımsal açıdan olsun hem işlevselliği gibi konularda bence bu ürün tercih edilebilir. Şimdi isterseniz bizim her zaman gerçekleşmiş olduğumuz bir hoparlör testi var. Onu yerine getirelim. Evet, hoparlör testimizi yerine geçirdik. Şimdi isterseniz genel bir değerlendirme yapalım. Şunlar söylenebilir. Ürün genel olarak plastik bir malzemeye sahip. Beklentileri çok fazla. Yukarıya taşımaya gerek yok. Ama işlevsellik olarak baktığımız zaman bence tercih edilebilecek bir ürün. Çünkü hani ürün içerisinde yer alanlar, işte ışık gibi desteklerin bulunması ki özellikle kampa çok fazla giden insanlar bu ürünü bence çok rahat bir şekilde tercih edebilir. Hem radyosunu kullanabilir hem de Bluetooth üzerinden işte ürüne şarkı açtırabilir, buradan SD kart takabilir, flash bellek takıp bu ürünü kullanabilir. Genel olarak işlevsel olduğunu düşünüyorum. Ve tasarımsal açıdan baktığımız zaman da retro bir yapıya sahip olması nedeniyle hani evinizin bir köşesine koyduğunuz zaman da bence güzel görünecektir. Tabii ürünün fiyatı 230 liradan başlıyor benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle. Fiyatlarda değişiklikler yaşanabilir. Eğer siz de bu ürünü fiyatını kontrol etmek ve satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantılar üzerinden ürünü satın alabilirsiniz. Sizler neler düşünüyorsunuz bu ürün hakkında? Lütfen görüşünüz yorumlar kısmında. Bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğeniniz, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.